Çetin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Bay Klaus'un koruma şefiyim. Görüşmeniz burada gerçekleşecek. Teşekkürler. Bay Klaus. Kendisi biraz gecikecek. Yalnız korumanızın da kimliğini istemek zorundayım. Gerekli mi? Güvenlik soruşturması için standart bir prosedür. Klaus'un gecikeceğini duyunca niye gerildin? Randevularına erken gelmesiyle meşhurdur. Mutlaka bir terslik var. Operatör, içeride kimliğimi aldılar. Haberiniz olsun. Bir sorun çıkmaz Atmaca. Sicil kaydı ve internet taraması tamam. Fotoğraf taraması için de gerekirse aktif müdahalede bulunuruz. Anlaşıldı. Beklediğimiz Klaus geldi galiba dayı. Atmaca. Beklediğimiz misafir geldi. İçeri giriş yapıyor. Anlaşıldı Fırtına. Çetin beni duyuyorsan bir kere öksür. Sakın panik yapıp hata yapma. Dinlemedeyiz. Ah. Bay Klaus. Hoş geldiniz Çetin Bey. Hoş bulduk. Bay Klaus. Başarısızlık hiç onaylamadığım bir şey. Biliyorsun değil mi? Kuzey Irak'taki mesele herkesin canını sıkmış sanırım. Evet. Kimyasal saldırı yapılamadı. Tabii. Çetin elini yüzüne bulaştırdı. O da yokluyor şimdi. Ne yapıyoruz Atmaca? Sakiniz. Şimdilik net bir durum yok. Temiz. Şüphen mi vardı? İçeri girdiğinden beri yüzünde bir şey görüyorum. Tanıdık geliyorsun. Genelde öyle derler. Dışarı çıkman lazım. Patronumu bırakıp bir yere gitmem. Merak etme o güvende. Özel bir konuşma yapacaklar. Burada kalamazsın. Eğer patronumun kılına zarar gelirse... Başka bir yüzümle karşılaşırsın. Ve bu hiç hoşunuza gitmez. Harika. Süper. Seni sevdim. Koruma dediğim böyle olur.
Gözüm üzerinde, haberin olsun. Evet Çetin. Nedir başarısız olmanın sebebi? Bir açıklaması var mı? Çetin'i çapraz sorguya alacaklar. Deşifre olduğundan şüpheleniyorlar. Var elbette. Kambur. Bence kendi yetersizliğini onun üzerine atıyor gibisin. Aksine efendim. Onun yüzünden yetersiz gözüken benim. Kambur bir Türk istihbaratçısını takıntı haline getirdi. Onunla verdiğim mücadele sonucunda asıl sorumluluklarını unuttu. İyi misin? İyiyim efendim. İstihbaratçı konusuna bir daha girersen o düğmeye sonuna kadar basarım. Ne yapabilirdim? Kendimi kurtarmak zorundaydım. Yani? Onun hatalarına göz yummak zorunda kaldım. Kambur'un nerede olduğunu biliyor musun? Hayır efendim, onunla daha temasımız olmadı. Yeni bir fotoğraf gönderdim. Hemen tarıyoruz. Bu herifte bir numara var. Peki başarısız saldırı girişiminden sonra kızınla birlikte neden apar topar İstanbul'a döndünüz? Şüphe çekecek bir durum mu oluştu? Söyleyeceklerimi aynen tekrar et. Kambur'un beni ele vermesinden korktum. Kambur'un beni ele vermesinden korktum. Neden böyle bir korku oluştu? Silahı elle ateşlemek için gittiğim yere Türk istihbaratı çoktan operasyon düzenlemişti. Son anda kurtuldum. Silahı elle ateşlemek için gittiğim yere Türk istihbaratı çoktan operasyon yapmıştı. Son anda kurtuldum. Bu söylediklerinle tam olarak ne ima ediyorsun Çetin? Kambur'un Ömer Atmaca'ya muhbirlik ettiğini düşünüyorum. Adımı söyleyebilirsin, bu seferlik izin verdim. Kambur'un Ömer Atmaca'ya muhbirlik yaptığını düşünüyorum. Çetin Bey, hem üzerindeki okları kaldırdı, hem de aynı okları Kambur'un üstüne doğrulttu. Bir taşla iki kuş. Bu sefer yırttık galiba. Bu çok ciddi bir iddia Çetin. Delilin var mı? Eğer beni Kambur'la yeniden görüştürseniz size bunu ispatlayabilirim. Canın kıymetliyse tekrarla. Eğer beni Kambur'la yeniden görüştürürseniz bunu size ispatlayabilirim. Yakaladım seni. Koruma şefinin taramasından bir şey çıkmadı Atmaca. Yani adam sanki hayalet. Hayalet değil operatör. Koruma şefi Klaus'un ta kendisi. Nasıl yani? Basmaya. Kendini koruma kılığında kamufle etmiş. Aynen öyle. Çetin deşifre olup olmadığını anlayana kadar gerçek kimliğini gizledi. İnandın mı sence? Ya masaya oturacak ya silahını çekecek. Senin görevin tamam.
Çetin Bey. Adınızı çok duydum. Bizzat tanışmak bugüneymiş. Ben Klaus Föders. Şirketin baş strateji danışmanı. Türkler yapılacak bir sonraki saldırının bilgisini almalısın Çetin. Operatör, her ihtimale karşı saldırı yapılacak mekanların taramasını istemiştim. Sonuçları iletin lütfen. Anlaşıldı.